Evet arkadaşlar, soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bakın videolarımız biraz uzun oluyor, fazla video sayısı oluyor. Ama sizler için bütün soru tiplerinden çözmeye çalışıyoruz. Bıkmadan, usanmadan dinleyelim arkadaşlar. Evet, hemen 13. sorumuzla başlıyoruz. Şimdi 13. sorumuzda arkadaşlar bir toplama, çıkarma, bölme işlemi var. Şimdi bu şekilde tam sayılı kesirler karşımıza çıktığında hemen bileşik kesire çevirmeye uğraşmayalım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Hemen önce bir paydalara bakıyorum. Aynı payda, aynı payda, aynı payda, aynı payda. O zaman parçalıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki sayıyı nasıl parçalıyorum? 13 artı 3 bölü 7 diye parçalıyorum. Arada artı varsa sıkıntı yok. Artı 16 artı 4 bölü 7. Burayı da parçaladım. Burayla işim bitti. Bölüm. Şimdi aşağıya bakalım. 17 artı 13 bölü 9. Şimdi buraya çok dikkat. Burası 8 artı 4 bölü 9'dur ama bu eksi hem bunun eksisi hem bunun eksisi. Uzun uzun yazmıyorum, dikkat edin. Eksi 8, eksiyi buna da dağıtıyorum. Eksi 4 bölü 9. En çok yaptığımız yanlış bu arkadaşlar, buna dikkat. Şimdi yukarıda ne yapacağım? Tam sayıları kendi aralarında toplayacağım. Paydalarım eşit zaten. Bakın 13 ile 16'yı topladık, kaç yaptı? 29. 3 bölü 7, 4 bölü 7 daha, 7 bölü 7. Oradan ne geldi? 1. Hemen aşağıya bakalım. 17, 8'i gitti, 9. 13 bölü 9'un 4 bölü 9'u gitti. Ne kaldı? 9 bölü 9. İşaret ne? Artı. 9 bölü 9 ne? 1. Bakın yukarının 30 yaptı, aşağısı 10 yaptı. Bölme işlemimizin sonucu 3'e eşit olmuş oldu. Çok dikkat edin. Yoksa gidip de bunları bileşik kesire falan çevirmeye kalkarsanız sorunun cevabı çok uzun olur arkadaşlar. Evet, 14. sorumuz. Şimdi 14. sorumuzda bize 6 bölü x sayısının aralığını vermiş. X kaç farklı değer alır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu soruda arkadaşlar yapmamız gereken şey ne eşitlemek? Yukarıyı eşitlemek arkadaşlar. Yani payda eşitlemek de yapabilirdik ama payda da x olduğu için nerede eşitleyeceğimiz sıkıntı olur. Neleri eşitleyelim? Burada payları eşitleyelim. Payları eşitlediğimizde x sayısının aralığı kendiliğinden çıkacak. Şimdi bakıyorum ne var burada? 4 var, 6 var, 3 var. Hepsini kaçta eşitleyebilirim bunları? 12'de eşitleyebilirim. O zaman burayı kaçla genişletelim? 3 ile. Burayı neyle genişletelim? 2 ile. Burayı neyle genişletelim? 4 ile. Hepsinin payını 12 yapıyorum. Yukarıdaki ne oldu arkadaşlar? 12 bölü 33 oldu. Evet, buraya bakalım. Burası ne yaptı? 12 bölü 2x yaptı. Burayı genişlettim. 12 bölü 20 yaptı. Bakın artık o zaman böyle bir şey olacaksa arkadaşlar. Şimdi bakın. Paylarımız eşit. Paylarımız eşitken arkadaşlar şuraya bakın. 2x sayısının aralığı çıktı. 2x sayısı 20 ile kaç aralığında olmalı o zaman? 33 aralığında olmalı. Şimdi x'in alabileceği kaç değer vardır diyor. Hepsini 2'ye bölebilirsiniz isterseniz. Hepsini 2'ye bölüyorum. 33 bölü 2 oldu. X 2'ye böldüm. Burası da 10 oldu. Bakın eşitlik olmadığı için. Şimdi x'in alabileceği ilk değer. Şimdi şuradaki 33 bölü 2 nedir arkadaşlar? 32 olsaydı 16. 16,5. O zaman x ne olabilir buradan? 16 olabilir. X 15 olabilir. 14, 13, 12, 11, 10 olabiliyor mu? Olamıyor. X'in alabileceği kaç tane farklı değer bulduk? 6 tane farklı değer bulmuş olduk. Evet, eşitledik payları. Payları eşitledikten sonra bir sıralama sorusu oldu aslında. Yer değişmiş oldu. Evet, şimdi 11. sorumuza bakalım. Yine çok klasik bir soru kalıbı. Şimdi bunlarda arkadaşlar belli bir kural gelecek. Şimdi nasıl bir kural gelecek bakalım. X sayısını böyle bir toplama işlemi vermiş. Y sayısını toplama işlemi vermiş. Çıkarma işlemi vermiş, pardon. İşlem yapalım şimdi. Şimdi bakın 4 ile 1'i çarptım. 4. 1 ile topladım. 5 bölü 4. Çarpı. 5 ile 1'i çarptım. 5. 1 ile topladım. 6 bölü 5. Çarpı. Nokta 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 en son sayıya bakalım. 27 ile 1'i çarptım. 27 1 ile topladım. 28 bölü 27. Şimdi arkadaşlar burada bir sadeleştirme kuralı var. Bakın sadeleştirmenin yönüne bakın. Bu böyle sadeleşip gidecek. Burada yukarıda ne kaldı? 28. Aşağıda ne kaldı?
4. 28 bölü 4 ne yaptı? 7. Yani x sayımızı bulduk. Aynı şeyi y sayısı için yapacağım şimdi. Y sayısı. 4 ile 1'i çarptım. 4. 1'i çıkardım. 3 bölü 4. Çarpı. 5 ile 1'i çarptım. 5. 1'i çıkardım. 4 bölü 5. Çarpı. Nokta 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 gittim. 21 ile 1'i çarptım. 21. 1'i gitti. 20 bölü 21. Şimdi bunun sadeleştirmesinin yönüne bakın. Bu sefer böyle sadeleşiyor. Ne kalıyor burada arkadaşlar? 3. Aşağıda ne kalıyor? 21. Sadeleştirdim. 3 ile 21'i. Burada 1 kaldı. Burada 7 kaldı. Demek ki x sayımız 7. Y sayımız da 1 bölü 7'ymiş. Soru da x çarpı y'yi istiyor. 1'i 7 idi. 1'i 1 bölü 7 idi. Sorumuzun cevabı 1'e eşit oldu. Evet, hemen 16. sorumuzla devam ediyoruz. Evet, 16. sorumuz arkadaşlar yine bölme, çıkarma, toplama işlemi olan bir işlem. Şimdi ne dedik arkadaşlar, bu işlemleri yaparken sonucu soruyor bize. Bu işlemleri yaparken bu toplama çıkarma işleminin olduğu yerdeki kesir çizgilerimiz ana kesir çizgisi. Evet, birinci bölme işleminde ne yapıyorduk? Birinci sayıyı aynen yazıyordum. Burada birinci sayım nedir? 2 bölü 3'tür. İkinci sayının altında gizli ne var? 1 var. Ters çevirip çarpıyorum. Ne oldu bu? 1 bölü 4. Arada eksi var. Şimdi ana kesir çizgisi bu çizgi. Birinci sayım ne? 2 bölü 1. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 4 bölü 3. Artı arada 1 bölü 2. Şimdi çarpma işlemlerimizi yaparken istersek sadeleştirme yapalım bir. Evet, şununla şunu sadeleştirdim. Burada ne kalsın? 2, burada 1. Yukarıdakileri çarptım 1, aşağıda 6 kaldı. Evet, burada sadeleştirme yok arkadaşlar. Eksi, yukarısı ne yapıyor? 4 ile 2'yi çarptım 8, 3 ile 1'i çarptım 3. Artı ne var bir de? 1 bölü 2 var. Şimdi bunların paydalarını 6'da eşitleyelim. Burayı ne ile çarpalım? 2 ile, burayı da 3 ile çarpalım. Evet, şimdi ortak paydamız hepsinde kaç oldu arkadaşlar? 6 oldu. Burayı da 1 ile çarpıyor gibi düşünelim. Burada 1 var. Çarptık, eksi 16. Çarptık, artı 3. Eşittir. Şimdi bakın, artı olanları toplayın ne geldi? 1 ile 3'ü topladım, 4. 4 eksi 16'dan eksi 12 bölü 6. Sorumuzun cevabı eksi 2'ye eşit olmuş oldu arkadaşlar. Evet, 17. sorumuz. Yine 17. soruda da arkadaşlar işlem sorusu. Başka bir şey yok. Burada bir bölme işlemi var, çıkarma işlemi var, parantezin içi var. Şimdi işlem önceliğine göre önce burada çıkarma işlemini değil, hangi işlemi yapmam lazım? Bölme işlemini yapmam lazım. Parantez içinde de önce hangi işlemi yapacağım? Çarpma işlemini. Başlayalım. Hemen burada birinci sayıyı aynen yazıyorum. 1 bölü 4 çarpı, altında gizli 1 var, takla attırdım. 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Artı parantezin içerisindeki neyi yapacağım? Çarpma. Çarpmaya dikkat edin. Sadeleştirme var arkadaşlar. Şu 3 ile şu 3 birbirlerini götürsün. Şurada 1 kaldı. Şurada 2 kaldı. Yani burası ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2. Yanında bir tane daha 1 bölü 2 var. Tamam. Önce hangi işlemi yapıyorum? Çarpma. Çarpmayı yaptım. 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 2. Bakın şunları hiç toplamayalım. Birbirlerini götürecek çünkü bakın. Parantezi açtım. Şunlar birbirlerini ne yaptılar? Götürdüler. 1 bölü 8 ile 1 bölü 2'yi ne yapacağım şimdi? Toplayacağım. Burayı kaçla genişletelim? 4 ile genişletelim paydasını eşitlemek için. Burası 1 bölü 8 oldu. Burası 4 bölü 8 oldu. Sorumuzun cevabı 5 bölü 8'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Sonraki sorumuz yine sadece işlem sorusu. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar ana kesir çizgisi bu. Ama yukarıda başka bir işlem daha var. Şimdi burada da bir ana kesir çizgisi var. İşte bu ana kesir çizgisinin üstündekileri bir hesaplayacaksınız. Altındakileri bir hesaplayacaksınız. Önce bu bölme işlemi. Yine aynı şekilde buradaki de işlemleri yapıp soruyu çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Ana kesir çizgimizi çiziyoruz. 2 artıyı koyuyorum. Şimdi şurada yukarıda yapılacak bir şeyim yok. Yani şuralarda hiçbir şey yapamıyorum ilk aşamada. Hemen şuradaki toplamamızı bir yapalım. 2 ile 1'i çarptım. 2. 1 ile topladım.
3 bölü 2. Burası tamam. Şimdi buraya yine yapacak bir şeyim yok. Yazıyorum burayı. 2 artı 1 bölü 2 ile 1'i çarptım. 2, 1 ile topladım. 3 bölü 2. Evet, şimdi devam edeceğim. Eşittir. Şimdi hangi işlemi yapacağım bakalım. Şimdi 2 ile bu sayıyı toplayacağım ama bu sayıyı tam bilmiyorum. Önce neyi yapmam lazım? Bölmeyi. 2 ile bu sayıyı toplayacağım ama bilmiyorum. Buradaki bölmeyi de yapmam lazım. Başlayalım şimdi. 2 artıyı yazdım yine. Ana kesir çizgisi işlemin yanındaki bu. Birinci sayım nedir? 3 bölü 1 çarpı. İkinci sayım 3 bölü 2. Takla attırdım onu, ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Evet, burası bitti. Aşağıya geldim şimdi. 2 artı. Artının yanındaki kesir çizgisi ana kesir çizgisi. Birinci sayım 1. Altında 1 bölü 1 gibi düşünebilirim. Çarpı. Ters çevirip çarptım. 2 bölü 3. Şimdi işlem arkadaşlar. Eşittir. Şimdi yukarıda bakın. Şu 3 ile şu 3 birbirlerini götürdü. 2 bölü 1 kaldı. 2 bölü 1 de nedir? 2'dir. Yani yukarısı 2 artı 2 yaptı. Bölüm. Şimdi şuradaki 1 bölü 1 hiçbir şeyi değiştiremeyeceği için burası da 2 artı 2 bölü 3 yaptı. Şimdi yukarıdaki toplamı yapacağım. Aşağıdaki toplamı yapacağım. Bitireceğim. 2 ile 2'yi topladım. 4. Bölü. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 2 ile topladım. 8 bölü 3. Bir bölme işlemi çıktı. Birinci sayım neredeki? Yukarıdaki. 4 bölü 1. Çarpı. Takla attırdım. 3 bölü 8. Bakalım sadeleştirme var mı? Var. 4, 8. Burada 1, burada 2 kaldı. Üsttekileri çarptım. 3. Aşağıdakileri çarptım. 2. Sorumuzun cevabı 3 bölü 2. Evet, hemen 19. sorumuzla devam ediyoruz. Evet, 16. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 16. soruda o merdiven dediğimiz soru tipleri var arkadaşlar. Şimdi bakın, bölü çizgisinin yukarısında yapacak bir şey yok. Aşağıdaki işlemi en alttan başlayarak düzenli bir şekilde getireceğim. Şimdi nereden başlayacağız? 1'den 1 bölü 3'ü çıkaracağız. Hemen 1'den 1 bölü 3'ü çıkarıyorum. 3'te 1'i çarptım. 3, 1'i gitti. 2 bölü 3. Ne oldu sorum arkadaşlar? 6 eksi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 bölü 3 oldu. Bir de burada neyimiz var? Bölü 2'miz var, unutmayalım. Evet, şimdi burada hangi işlemi yapacağım? Şuradaki 1'den bir şeyi çıkaracağım ama neyi çıkaracağım belli değil. O yüzden buradaki bölme işlemini bir yapmam lazım. Yukarıda 1 varsa ne yapıyordu? Takla atıyordu. Yani ne olacak burası? 6 eksi 1 bölü 1 eksi takla attı. Ne oldu burası? 3 bölü 2 oldu. Bölü neyimiz var bir de? 2'miz var. Şimdi devam edelim. Hangi işlemi yapacağım? Aşağıdaki çıkarma işlemini yapacağım. Hemen burada yapalım. 2 ile 1'i çarptım. 2. Eksi 3. 2 eksi 3 bölü 2 oldu. Yani orası ne yaptı? Eksi 1 bölü 2. Yazalım. 6 eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2 bölü 2. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Hemen bu eksi ile bu eksi birbirlerini neye çevirsin? Artıya çevirsin. Ne yaptıracak şimdi bu? Takla attıracak. Dikkat. Bakın, takla attırıyor. 1 var yukarıda veya birinciyi aynen yazın. İkinciyi ters çevirip çarpın. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Yani burası ne yapacak? 2. Soru ne oldu? 6 artı 2 bölü 2. İşte buradan sonra yanlış yapan çok olur. Önce hangi işlemi yapıyorum? Bölme işlemini yapıyorum. Gidip de toplamayı yapıp da 8 bölü 2 dersek 4. Yanlış olur. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 6 ile 1'i topladım. Sorunun cevabı ne olmuş oldu? 7 olmuş oldu. Buradaki bölü 2 bayağı bir şeyi değiştirdi. Evet. Şimdi arkadaşlar 20. soruya geldik. 20. sorumuzda aslında bir denklem sorusu arkadaşlar. Şimdi bu denklemi çözerken sonuçtan gideceğiz. Evet, burada 10'dan bir sayı çıkarılmış, sonuç 7 olmuş. 10'dan kaçı çıkardığımızda sonuç 7 olur diye düşüneceğiz. 10'dan 3'ü çıkardığımızda 7 olur. Şimdi burada bir bölme işlemi yapılmış. 6'yı bir şeye bölmüşüz. Sonuç kaç olmuş? 3 olmuş. 6'yı kaça bölersek sonuç 3 olur diye düşünüyorum. 6'yı
2'ye bölersem sonuç 3 olur. O zaman buradaki kırmızıyla yuvarlak içerisine aldığım 3 eksi 2 bölü 1 artı 1 bölü x işleminin sonucu ne olmalı 2? Bakın aynı şekilde devam edelim. Denklem yapmaya gerek yok. 3'ten kaçı çıkarırsak 2 olur diye düşünüyorum. 3'ten arkadaşlar 1'i çıkarırsam 2 olur. Yani buranın sonucunun 1 olması lazım. 2'yi kaça bölersek 1 olur diye düşünüyorum. 2'yi 2'ye bölersek 1 olur. Yani bu yeşille yazdığım yerin, yani 1 artı 1 bölü x'in ne olması lazım? 2 olması lazım. 1 ile neyi toplarsak 2 olur diye düşünüyorum. 1'i 1 bölü x'in 1 olması lazım. Demek ki x sayımız neye eşittir? 1'e eşittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 21. soruya devam ediyoruz. Şimdi 21. soruda yine toplama çıkarma işlemlerimiz var. Bir de kuvvet alma işlemlerimiz var. Dikkat edelim. Şimdi hep burada hemen şunu hatırlayalım. Eksi birinci kuvvetini almak sayının çarpma işlemine göre tersi demekti. A eksi B, A bölü B'nin eksi birinci kuvveti ne yaptırıyordu sayıyı? Takla attırıyordu. B bölü A yaptırıyordu. Bunu unutmayalım. Evet, şimdi sorumuzun çözümüne başlayalım o zaman. Hemen burada 2 ile 1'i çarptım. 2, 1 ile topladım. 3 bölü 2. Üstünde ne var? Eksi 1 var. Artı. Dikkat edelim şimdi buraya. 2 ile 1'i çarptım. 2 ne yaptı burası? 1 eksi 2 bölü 2. 1 eksi 2 ne yaptı? Eksi 1 yaptı. Yani eksi 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti oldu. Bölüm. Hemen aşağıya geçelim. Aşağıda burada bir işlem yok. Hemen eksi birinci kuvvet var. Eksi birinci kuvvet takla attırıyordu. 4 bölü 5. Artı ne yapıyor burası? 2. Şimdi arkadaşlar hemen şu eksi kuvvetlere takla attıralım. Şimdi bu takla attı. Ne oldu? 2 bölü 3. Şimdi bakın, eksi kuvvet bir kere üstteki kuvvet çift kuvvet olduğu için tabandaki eksiyi neye çevirdi bir kere? Artıya çevirdi. Eksi kuvvet takla attırdı. 2'nin neyi oldu? Karesi oldu. 2 bölü 1 oldu. 2 bölü 1 zaten 2'dir. Bölüm. Şimdi aşağıdaki toplama işlemini yapalım. 5 ile 2'yi çarptık. 10, 4 ile topladık. 14 bölü 5. Yukarıda da toplamamızı yapıp bitirelim arkadaşlar. Şu 2'nin karesi neye eşitti? 4. 4 ile 3'ü çarptım. 12. 12 ile 2'yi topladım. 14 bölü 3. Bölü 14 bölü 5. Şimdi birinci sayıyı aynen yazıyorum. 14 bölü 3. Çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 14. Şimdi şu 14'ler götürdü. Sorumuzun cevabı 5 bölü 3'e eşit oldu. Evet, hemen 22. sorumuzla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, 22. sorumuz sonsuza kadar giden işlem sorusu. Yani sınavda büyük ihtimalle çıkmaz ama soru bankalarında falan karşınıza gelecek bilecek bir soru. Bir tane koyalım dedik. Şimdi bu sonsuza kadar giden işlemler için böyle hızlı çözümler var ama hiç onları bilmemize gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir çözüm vereceğim. Şimdi sonsuza kadar giden işlemin sonucuna A deyin arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane sonsuza kadar giden işlem olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben soruyu yazarken hiç şunu yazmasaydım, buranın çözümünü de yapmak için yine buradakini neye eşitleyecektim? Yine A'ya eşitleyecektim. Yani bu sonsuza kadar giden işlem sorularında sonsuza kadar giden işlemin bir tanesini önemsemeden bunun sonucuna A dedikten sonra buna da A diyorsunuz. Evet, şimdi ne çıktı karşıma? 3 artı 4 bölü A eşittir A'ymış. Şimdi bundan sonrasını şıklardan kolaylıkla yapabilirsiniz. Sonuçta soru da bize neyi soruyor? A'yı soruyor arkadaşlar. A'yı yerine yazdığınızda bulabilirsiniz. Bakın buradan A sayısı şıkları denizde çıkacaktır. Şimdi paydasını eşit diyelim biz çözerken. Burayı neyle çarpıyorum arkadaşlar? A ile. 3A artı 4 bölü A eşitmiş A'ya. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptım. 3A artı 4 neye eşit oldu? A kareye. Şimdi hepsini bir tarafa topluyorum arkadaşlar. A kare eksi 3A eksi 4 eşittir 0 oldu. İşte burayı çözerken bir ikinci dereceden denklem çözümü çıkıyor. Bundan sonra siz şıkları deneyebilirsiniz. Evet, ama burayı ne yapacağım ben şimdi? Buradaki A kare A ile A'nın çarpımıdır. Burası eksi 4 ile artı 1'in çarpımıdır. Toplamları bunu vermesi için. Yani burası A eksi 4 çarpı A artı 1 eşittir 0'dır. A dediğimiz sayı ya 4 ya da eksi 1. Şimdi bu işlemin sonucu negatif bir sayı olamayacağı için sonucumuz 4. Ama dediğim gibi şu aşamaya getirdikten sonra şıkları kullanarak rahatlıkla sorunun çözümünü bulursunuz.
Evet, 23. sorumuza bakalım. Şimdi 23. soruda arkadaşlar, bu çok çıkıyordu karşımıza. Bu şekilde payda da tek başına bir ifade varsa parçalama sorusu bu. Evet, böyle vermiş. 5 bölü x artı 3 bölü y'nin değeri nedir diyor. Hemen bakın, 2x bölü x'i gördüm. Bir parçalayalım burayı. Şöyle 2x bölü x artı 10 bölü x, işte 5y bölü y eksi 6 bölü y diye parçalıyorum. Yazalım şimdi. 2x bölü x, arada artı var, 10 bölü x. Şimdi burada tek dikkat etmemiz gereken şey, bu eksi hem bunun hem bunun eksisidir. Nasıl parçalıyorum bunu? Eksi 5y bölü y, eksi eksi neye dönüştü burada? Artıya dönüştü. Artı 6 bölü y yaptı. Buranın sonucu kaçmış? 7'ymiş. Şu sorulan arkadaşlar, karıştırmayalım. Evet, şimdi şunlar götürdü. Burası ne yaptı? 2. Şunlar da götürdü. Burası ne yaptı? Eksi 5. Sayıları kenara çektim. Burada ne var? 10 artı 10 bölü x artı 6 bölü y. Neyi eşitmiş? 7'ye. Şimdi bakın, şurası 2 eksi 5 sonucu ne yaptı? Eksi 3. Eksi 3'ü hop attım karşıya. Ne geldi buradan arkadaşlar? 10 bölü x artı 6 bölü y eşittir 10 yaptı. Şimdi sorudaki sorulana bakın. Bize ne soruyor? 5 bölü x artı 3 bölü y. Bakın şunlara bakın. İki parantezini alalım. Aldım iki parantezine 5 bölü x. Aldım iki parantezini 3 bölü y. Yani her iki tarafı neye böleceğim aslında açıkçası? 2'ye böleceğim. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde şu ikiler götürdü. Sorumuzun cevabı 5'e eşit olmuş oldu. Evet, 24. sorumuza bakalım. 24. sorumuzda arkadaşlar, x ve y tam sayılar olmak üzere 1 bölü bir şey artı 1 bölü bir şey 1. Arkadaşlar, eğer buralar aşağılar tam sayı olacaksa sadece 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1 yapar. Tam sayı olacaksa. Tam sayı değilse bir sürü durum vardır. Ama bunlar tam sayısı, x ve y tam sayısı, 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1'dir. Yani burayı çözerken buranın 1 bölü 2 olabilmesi için bunu da 2'ye, bunu da 2'ye eşitlemek zorundayım. Yani x artı y eksi 8 neye eşit olmalı? 2'ye. Yine aynı şekilde x eksi y eksi 2 de 2'ye eşit olmalı. Evet, o zaman x artı y eşittir. Eksi 8'i karşıya attım 10. Bunu da karşıya attım. X eksi y'miz işte kaça eşit oldu? 4. Şimdi bunu çözebilmek için, birini yok edebilmek için taraf tarafa topladım. Y'ler götürdü. 2x sayısı eşittir 14. X eşittir 7. Evet, x'i buldum. Şimdi denklemlerden birinde x'i yerine yazalım. X'i 7 bulmuştuk. 7'yi yazdım yerine. 7 ile kaçı toplarsam 10 olur? 3'ü. Y sayımız da 3 olmuş oldu. X çarpı y sayısı 21'e eşit olmuş oldu. Evet arkadaşlar, şimdi rasyonel sayılarla ilgili soru çözümlerimizi de tamamladık. Şimdi sonraki videomuzda rasyonel sayılarda sıralama ve onlarla ilgili karşımıza çıkabilecek soru kalıplarına bakacağız. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.